Darul Hikmet'te bulunduğu zamanlarda geçirdiği bir inkılab-ı ruhiyi bilahere neşrettiği bir eserinde şöyle beyan ediyor. Eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El Mevt Hakkun kaziyesini düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü. Meded istedi, bir yol aradı, bir halaskar taharcı etti. Gördü ki yollar muhtelif, tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani'nin radıyallahu an Fütuhul Gayb namındaki kitabı ile tefeül etti. Tefeülde şu çıktı: En tefi daril hikmeti tabi tabiben yudavi kalbek. Acipdir ki o vakit ben Darul Hikmet-i İslamiye azası idim. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta ben idim. Hasta evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şeyh bana der ki, sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara. Ben dedim, sen tabibim ol. Tuttum kendimi ona muhatap addederek, o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi, gururumu dehşetli kırıyordu, nefsimde şiddetli ameliyat cerrahiye yaptı. Dayanamadım, yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum, bitirmeye tahammülüm kalmadı o kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyatı şifakaraneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaza ettim. Sonra İmam-ı Rabbani'nin mektubat kitabını gördüm. Elimi aldım, halis bir tefeül ederek açtım. Acayiptendir ki, bütün mektubatında yalnız iki yerde Bediüzzaman lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan, o mektupların başında Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Fesubhanallah dedim. Bu bana hitap ediyor. O zaman eski Said'in bir lakabı Bediüzzaman idi. Halbuki hicretin 300 senesinde Bediüzzaman'ı Hemedani'den başka, o lakapla iştihar etmiş zatları bilmiyordum. Demek, imamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki, ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki, o iki mektubu kendi derdime deva buldum. Yalnız, imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi, çok mektuplarında Mısırrane şunu tavsiye ediyor. Tevhidi kıble et. Yani birini üstad tut, arkasından git, başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi, benim istidadıma ve ahvali ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar düşündüm, bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi arkasından gideyim? Tahayyürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürde iken, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların başı, ve şu cedvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakîm'dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse en âlâ mürşit de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım. Haşiye yazının sonunda diyor. Nakıs ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşidi hakikinin abu hayat hükmündeki feyzini mas edip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o âb hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir ve pek yüksek ve kıymetli ma'arifi ilahiye hükmündedirler. Halbı umumi de mağlubiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyoruz diyenlere cevaben, ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat ehli İslam'ın eleminden gelen teellümat beni ezdi. Alemi İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ışık görüyorum ki o elemlerimi unutturacak inşallah diyerek tebessüm eylerdi. İstanbul'da en büyük ve en ehemmiyetli ve tesirli hizmet-i vataniye ve milliyesinden birisi de, Hutubat-ı Sitte adlı eseriyle, gattar zalimlerin yüzlerine tükürüp, izzet-i diniyeyi ve şeref İslamiye'yi muhafaza etmesidir. İstanbul'un yabancılar tarafından işgali sıralarında, İngiliz Anglikan Kilisesi'nin meşihat İslamiye'den sorduğu altı sualine, altı tükrük manasında verdiği makul ve sert cevapları, onun dereceyi cesaret ve kemalat ve şecaatını fiilen göstermektedir. Hutubat-ı Sitte'yi neşrettiği zaman, Çanakkale'de muharebe oluyordu. İstanbul'un işgalini müteakip İngiliz başkumandanına bu eser gösterilir ve Bediüzzaman'ın bütün kuvvetiyle aleyhte bulunduğu kendisine ihbar edilir. O cebbar kumandan, idam kararıyla vücudunu ortadan kaldırmak istedi ise de, fakat kendisine, Bediüzzaman idam edilirse, bütün şarkı Anadolu, İngiliz'e ebediyen adavet edeceği ve aşiretler her ne pahasına olursa olsun isyan edecekleri söylenmesi üzerine bir şey yapamaz. İstanbul'da İngilizler desiseleriyle Şeyhülislam'ı ve diğer bazı ulemayı lehlerine çevirmeye çalışmalarına mukabil, Bediüzzaman, Hutubat-ı Sitte adlı eseri ve İstanbul'daki faaliyetiyle İngiliz'in alemi İslam ve Türkler aleyhindeki müstemlekecilik siyasetini ve entrikalarını, tarihi düşmanlığını etrafa neşrederek, Anadolu'daki milli kurtuluş hareketini desteklemiş, bu hususta en büyük amirlerden birisi olmuştu. Bu hizmetine dair kendi ifadesinden bir parça. Bir zaman İngiliz devleti, İstanbul boğazının toplarını tahrip ve İstanbul'u istila ettiği hengamda, o devletin en büyük daire-i diniyesi olan Anklikan Kilisesi'nin baş tarafından, Meşihat-ı İslamiye'den dini altı sual soruldu. Ben de o zaman Darül Hikmetül İslamiye'nin azası idim. Bana dediler bir cevap ver. Onlar altı suallerine 600 altı kelime ile cevap istiyorlar. Ben dedim 600 kelime ile değil, altı kelime ile değil, hatta bir kelime ile değil belki bir tükrük ile cevap veriyorum çünkü o devlet işte görüyorsunuz ayağını boğazımıza bastığı dakikada onun papazı mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor tükürün o ehli zulmün o merhametsiz yüzüne demiştim İstanbul'daki bu çok ehemmiyetli ve muvaffakiyetli hizmetinden Türk milletine pek ziyade menfaatler husule geldiğini müşahede eden Ankara hükümeti Bediüzzaman'ın kıymet ve ehemmiyetini takdir ederek, Ankara'ya davet ederler. Mim Kemal Paşa, şifre ile davet etmiş ise de cevaben, Ben, tehlikeli yerde mücadele etmek istiyorum. Siper arkasında mücahede etmek, hoşuma gitmiyor. Anadolu'dan ziyade burayı daha tehlikeli görüyorum, demiştir. Üç defa şifre ile davet ediliyor. Eski Van valisi, dostu Mebus Tahsin Bey vasıtasıyla davet edildiği için, nihayet karar verir ve Ankara'ya gelir. Ankara'da alkışlarla karşılanır. Fakat ümit ettiği muhiti bulamaz. Kendisi, Hacı Bayram civarında ikamet eder. Meclis-i Mebusan'da, dine karşı gördüğü lakaytlık ve garplulaşmak bahanesi altında, Türk milletinin kutsi mefahiri tarihiyesi olan şair-i İslamiye'den bir soğukluk gördüğü için, Mebusların ibadete, bilhassa namaza müdavim olmalarının lüzum ve ehemmiyetine dair bir beyanname neşreder ve mebuslara dağıtır. Kazım Karabekir Paşa da Mimkemale okur. O beyanname şudur. Ya eyyuhel mabe'utuna innakum lemabe'utuna li yevmin azim. Ey mücahidini İslam ve ey ehli hallu akd. Bu fakirin bir mes'elede on sözünü, birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum. 1- Şu muzafferiyetteki harikulade nimet-i ilahiye bir şükür ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet böyle şükür görmezse gider. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tevfik ile düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur'an'ın en sarih ve en kat'î emri olan salat gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ta onun feyzi, böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin. 2. Alemi İslam'ı mesrur ettiniz. Muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi şair-i İslamiyeyi iltizam ile olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hasebiyle sizi severler. 3. Bu alemde Evliyaullah hükmünde olan gazi ve şühedalara kumandanlık ettiniz. Kur'an'ın evamiri kat'îsine imtisal etmekle öteki alemde de onurani güruha refik olmaya çalışmak ali himmetlilerin şehnidir. Yoksa burada kumandan iken orada bir neferden istimdadı nur etmeye muztar kalacaksınız. Bu dünyayı deniye şanu şerefiyle öyle bir meta değil ki aklı başındaki insanları işba etsin tatmin etsin ve maksudu bizzat olsun. 4. Bu milleti İslam'ın cemaatleri her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta fasık da olsa yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta umum Kürdistan'da umum memurlara dair en evvel sordukları sual buymuş. Acaba namaz kılıyorlar mı derler. Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler, kılmazsa ne kadar muktedir olsa nazarlarında müttehemdir. Bir zaman Beytü Şebab aşairinde isyan vardı. Ben gittim sordum sebep nedir? Dediler ki kaymakamımız namaz kılmıyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Halbuki bu sözü söyleyenler de namazsız hem de eşkıya idiler. 5. Enbiya'nın ekseri şarkta ve hükemanın alebi garpta gelmesi Kader ezeliğinin bir remzidir ki şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değildir. Madem şarkı intibaha getirdiniz, fıtratına muvafık bir cereyan veriniz. Yoksa sayeniz ya heba-en mensura gider veya sathi kalır. 6. Hasmınız ve İslamiyet düşmanı İngiliz dindeki kayıtsızlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Hatta diyebilirim ki Yunan kadar İslam'a zarar veren, dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahat-ı İslamiye ve selamet millet namına bu ihmali amale tebdil etmeniz gerektir. Görülüyor ki, iddiaçıların o kadar az müsebat ve fedakarlıkları ile, hatta İslam'ın şu intibahına da sebep oldukları halde, bir kısmı dinde laubalilik tavrını gösterdikleri için, dahildeki milletten nefret ve tezzif gördüler. Harici'deki İslamlar dindeki ihmallerini görmedikleri için onlara takdir ve hürmet verdiler ve veriyorlar. 7. Alemi küfür bütün vesayetiyle ve medeniyetiyle, felsefesiyle, fünuniyle, misyonerleriyle alemi İslam'a hücum ve maddeten uzun zamandan beri galebe ettikleri halde alemi İslam'a dinen galebe edemedi ve dahili bütün fırak-ı i İslamiye birer kemmiye i galile -i muzırra suretinde mahkum kaldığı ve İslamiyet metanetini ve salabetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda laubaliyane Avrupa medeniyeti habisesinden süzülen bir cereyanı bit akarane sinesinde yer tutamaz. Demek alemi İslam içinde mühim ve inkılapvari bir iş görmek İslamiyetin desatirine inkiyat ile olabilir, başka olamaz, hem olmamış, olmuş ise çabuk ölüp sönmüş. 8. zafı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyeti Kur'an'ın zamanı zuhuru geldiği bir anda lakaydane ve ihmalkarane müspet bir iş görülmez. Menfice tahripkarane iş ise bu kadar rahnelere maruz kalan İslam, zaten muhtaç değildir. 9. Sizin muzafferiyetinizi ve hizmetinizi takdir eden ve sizi seven cumhur-u mü'minindir ve bilhassa tabakayı avamdır ki, sağlam Müslümanlardır. Sizi ciddi sever ve tutar ve size minnettardır. Ve fedakarlığınızı takdir ederler. Ve intibaha gelmiş en cesim ve müthiş bir kuvveti size takdim ederler. Siz dahi evamiri Kur'aniyeyi imtisal ile onlara ittisal ve istinat etmeniz maslahat İslam namına zaruridir. Yoksa İslamiyetten tecerrüt eden betbat, milliyetsiz Avrupa meftunu, Frank mukallitlerini avamı Müslimine tercih etmek maslahat İslam'a münapi olduğundan alemi İslam nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından istimdad edecektir. 10 bir yolda dokuz ihtimali helaket, tek bir ihtimali necat varsa, hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola sürük etsin. Şimdi, 24 saatten bir saati işgal eden namaz gibi zaruriyat-ı diniyenin imtisalinde yüzde 99 ihtimali necat var. Yalnız gaflet, tembellik haysiyetiyle bir ihtimal zararı dünyevi olabilir. Halbuki feraizin terkinde 99 ihtimali zarar var. Yalnız gaflete, dalalete istinat eden tek bir ihtimali necat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Bahusus bu mücahidin kumandanlar ve büyük meclis taklit edilir. Kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek. İkisi de zarardır. Demek onlarda hukukullah, hukuku ibadı da tazammun ediyor. Sırrı tevatür ve icmağı tazammun eden, hadsiz ihbaratı ve delaili dinlemeyen ve safsatayı nefs ve vesveseyi şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla hakiki ve ciddi iş görülmez. Şu inkılab-ı azimin temel taşları sağlam gerek. Şu meclisin şahsiyet-i maneviyesi, sahip olduğu kuvvet cihetiyle, manayı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer şairi İslamiye'yi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle manayı hilafeti dahi vekaleten deruhte etmezse, hayat için dört şeye muhtaç, fakat anane-i müstemirre ile günde akal beş defa dine muhtaç olan, şu fıtratı bozulmayan ve lehviyatı medeniye ile ihtiyacatı ruhiyesini unutmayan milletin hacatı diniyesini meclis tatmin etmezse, bil mecburiye manayı hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve resme ve lafza verecek ve o manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek. Halbuki meclis elinde bulunmayan ve meclis tarikiyle olmayan öyle bir kuvvet, inşikak-ı asaya sebebiyet verecektir. İnşikak-ı asa ise, وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ayetine zıttır. Zaman, cemaat zamanıdır cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha metindir ve tenfiz-i ahkam-ı şer'iyeye daha ziyade muktedirdir. Halife-i şahsi ancak ona istinad ile vezaifini deruhte edebilir. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi eğer müstakim olsa ziyade parlak ve kamil olur. Eğer fena olsa pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur, cemaatin gayrı mahduttur. Harice karşı kazandığınız iyiliği dahildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şairini tahrip ediyorlar. Öyleyse zaruri vazifeniz şairi ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şairde tehavün zafı milliyeti gösterir. Zaf ise düşmanı tevkif etmez. Təşqi edər. Hasbunallahu və ve ni'mal vekil.